Gıybet demek arkadaşlar, bir başkasının hakkında onun memnun olmayacağı şekilde konuşmak demek. Gıybet ne demek? Bir başkasının hakkında onun olmadığı bir yerde onun memnun olmayacağı şekilde konuşmak demek. Birisi var, onun hakkında konuşuyorsun, duysa üzülür. Bu gıybet arkadaşlar, bu haramdır. Birisinin hakkında konuşuyorsun onun olmadığı bir yerde, duysa ne yapar buna? Üzülür. Bu çok büyük günahtır arkadaşlar. E hocam ama öyle. O değil, o işi yapıyor öyle. Yapıyor yapmıyor ayrı mevzu. Yapıyor yapmıyor ne? Ayrı mevzu. Onun olmadığı bir yerde bak, Allah Teala'nın kulları, Mevla kullarına kıymet veriyor. Mevla kullarının da kullarına kıymet vermesini istiyor. Şimdi benim 4 tane çocuğum var. Abi biraz önce ufaklık buradaydı. Delikanlı gelsene buraya güzelim. Gel canım benim. Necip senin bu? Yeğenim. Ne haber? İsmin ne? Baba burada mı? Burada. Ha? Şimdi seni görmese, tamam mı, birisi? Seni görmese, bu delikanlıyı böyle sevse, sen buna çikolata hediye etse, tatlı tatlı nasihat etse böyle, bu çocuk da böyle sevinse, böyle yüzü gülse, sen de bunu uzaktan görsen ama yapan adam seni görmüyor. O adama karşı bir sevgi oluşur mu içinde? He? O adamdan hoşlanırsın değil mi? He? Böyle bir samimiyet hissedersin ona karşı. Doğru mu değil mi? Tamam. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki. Bu çocuk mesela benim elimde bir bardak su var. Bu çocuk geçerken böyle suyu düşürse, ben de seni görmedim, tanımıyorum seni. Bu çocuk suyu düşürse, ben de bu çocuğu ters desem böyle, bu çocuğun suratı asılsa, gözü yaşarsa, kırılır mısın bana? Geç delikanlı, geç oğlum yerine. Kırılırsın bana değil mi? Anladınız mı? Benim oğluma kimse kızsın istemem ben. Haklı haksız. Kızılacaksa ben kızarım kardeşim. Sen kızamazsın. Anladınız mı bunu? Anladınız mı? Allah'ın kuluna kimse kızamaz. Kızılacaksa Mevla kızar, sen kızamazsın. Hiçbirimiz hafaza meleği değiliz. Hiçbirimiz kimsenin günahıyla, sevabıyla müvekkel değiliz. Kimsenin hesabı kimseye sorulmayacak. Nasihat edersin tatlı tatlı, o kadar. Ama vatandaşın arkasından kalk sen rencide et onu. Nasıl sen senin evladın rencide edilsin istemezsin? Mevla da kulları rencide edilsin istemiyor kardeşim, Allah Allah ya. İstemiyor Mevla ya. E hocam ama adam öyle. Ya öyle böyle. Mevlamız istemiyor.